Evet. 13. Laying insomnia to rest. Lay, uzanmak veya uzatmak, yatmak veya yatırmak. Bu da onun gerundlu hali. Biliyorsunuz fiilden isim yapmak için kullanılıyordu. Ink, sadece continuous tense'lerde değil. Insomnia, uykusuzluk, bir türlü uyuyamama hastalığı. Rest, eğer buradaki gibi to rest olarak kullanılırsa dinlenmek demek, bir kenara ayırmak demek. Rest of diye kullanılırsa, dediğiniz gibi isim şekliyle kullanılırsa geriye kalanlar, özellikle the ile birlikte kullanılır. The rest. Evet. Rest in peace. Ne demek? Başında the olması gerekiyor, geri kalan olması için. Bunun kısaltılmışı şudur, RIP. Bütün baş harfleri alarak yapılıyor. Aslında bunu görmüşsünüzdür ama biliyor musunuz şurada? Mezarlıkta, mezar taşlarına RIP yazarlar böyle. Rest in peace. Rest, dinlenmek demiştik. Mesela burada Hewlett Packard Calculators, hesap makinesi. Hewlett Packard'ın hesap makinelerine rest in peace demişler mesela. Huzur içerisinde yat demek. Rest in peace. Mezar taşına. Biz ruhuna Fatiha diyoruz. Bunlar mesela Michael Jackson, rest in peace. Barış ve huzur. Evet. Şuradaki peace. Keep the peace diyorsanız mesela huzuru koruyun. Sessizliği, sessizlik anlamı da var. Huzur, barış, bunlar sessizlik ve gürültüsüzlükle eşleşmiş olduğu için anlam olarak. Keep the peace diyorsanız işte mesela bu bir sınıf ortamında olabilir, laboratuvarda, kütüphanede olabilir. Gürültü yapmayın, barışı bozmayın, huzuru bozmayın anlamında. Evet. Laying insomnia to rest. Dediğimiz gibi lay, mesela lay egg olursa o zaman hen, tavuk demek. Siz chicken olarak biliyorsunuz belki. Chicken daha çok yavru tavuk. Yani piliç demek aslında. Hen, anne tavuk. Yumurta için oldu mu? Yumurta için yapıyoruz. Olmadı. Bu da past tense. Yaptı etti. Hayır. Tavuk yumurtaya yaptı. Yumurta yatırdı aslında. Yok. Pasif değil, hayır burada. Lay, normal. Sadece işte yatmak anlamı yok. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Aynen öyle. Lay and egg olursa yumurta bırakmak, yumurtlamak demek. Aynı şekilde biraz önceki şuradaki mezarlıktan yola çıkacak olursak anlatmak için. Mesela işte büyük babam geçenlerde öldü. We laid his body. Mesela ne diyelim? With a beautiful ceremony. Güzel bir seremoniyle, mesela bunun burada da vücut demek değil, mesela bu ceset demek. Cesedini yatırdık. Ne demek? Gömdük anlamında. Toprağa bıraktık. Toprağa yatırdık anlamında. Yine en başından beri vurguluyorum. Bir kelimenin birinci anlamını, ikinci anlamını bilmeniz yetmiyor. Birçok kullanımları var. Onların hepsini öğrenmeniz gerekiyor. Okay, devam. When the task at hand is to get a good night's sleep, trying hard is not the way to succeed. The task at hand. Task, görev, vazife, iş demek. The task at hand, hepsi birlikte bunların. Eldeki iş, eldeki görev ne demek? İlla hani sorumluluk anlamı yanlış olmaz veya yapılması gereken şey anlamı yanlış olmaz. Burada bakın, iyi bir uykudan bahsediyor. O zaman O anda yapmaya çalıştığınız şey, o anda elinizde olan iş, o anda ilgilendiğiniz görev. Ama bakın burada task, görev anlamı tam oturmuyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi şu dördü birden yapmaya çalıştığınız şey. Bir de at hand, o anda anlamını katıyor olaya. Eldeki iş, eldeki görev is to get a good night's sleep. Get, birçok anlam var. Almak, elde etmek vesaire. En az bir 30-40 tane kullanımı var. A good night's sleep, iyi bir gece uykusu. Çok güzel. Dolayısıyla get'e bunu bağlarsanız nasıl dersiniz? İyi bir gece uykusu almak. Almak Türkçe'ye yakışmıyor. Çekmek. Aynen öyle. When ile hepsini birlikte şuraya kadar bağlayacağız. Eldeki iş, yapmaya çalıştığınız şey, iyi bir gece uykusu çekmek olduğunda, trying hard, sıkı veyahut da çok çalışmak, çok uğraşmak, try, denemek anlamı var, uğraşmak anlamı da var, çabalamak, gayret göstermek, çalışmak work anlamı değil, uğraşmak anlamında. Trying hard, çok çalışmak, çok uğraşmak, yani uyumaya uğraşmak is not the way to succeed. To succeed, başarılı olmak, başarmak. Evet, başarmanın yolu bir değil de the way demiş, belirli bir yolu veya o yolu değildir. Yol, yöntem, şekil, way, sadece yol olarak öğrenmeyin. Yöntem anlamı da var, şekil, tarz anlamı da var. O zaman tekrar baştan noktaya kadar yapalım. Eğer yapmaya çalıştığınız şey, eğer değil de when demiş, yapmaya çalıştığınız şey, elinizdeki o andaki iş, iyi bir gece uykusu çekmek olduğunda, trying hard, çok uğraşmak, is not the way to succeed. Başarılı olmanın yolu, yöntemi değildir. Bakın burada da to succeed, normalde to'ya, y'ya falan demeniz gerekirdi. Ama burada olmanın dedik değil mi? Başarılı olmanın, başarmanın yolu. Bu da the way to ile birlikte kullanılıyor. Way to succeed, bir şeyin yolu, yöntemi demek. Twisting and turning in search of a comfortable position in bed makes your body do the opposite of what it is supposed to do at night. Evet, twist'e geldiği bir şarkı vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Twist, bükmek demek, evet. Twist ankle mesela, bileğimi burktum, incittim. Aynen. Hı-hı. Hı-hı. And turning, bu da dönmek veyahut da döndürmek, evet. İşte twist de eğilmek, bukulmak, burkulmak, bükülmek ve dönmek. In search of a comfortable position in bed. Çok güzel, tersinden gelin. Yatakta rahat bir pozisyon arayışı içerisinde. Search, aramak demektir ama burada isim şekli olduğu için arayış. Arayışı içerisinde bükülmeler, dönmeler vesaire makes your body do the opposite. The opposite, karşı veyahut da tersi, zıttı. Make somebody do something diye bir yapı var arkadaşlar. Make somebody do something neydi bu? Birisine veya bir şeye bir şey yaptırmak. O zaman birisine burada vücudunuz. Vücudunuza tersini, karşıtını yaptırır. Neyin karşıtı peki? Neyin tersi? The opposite of what it is supposed to do at night. Suppose, support değil bu. Suppose. Farz etmek, varsaymak. Suppose ama burada pasif. Bir de it is supposed to do gibi bir yapı var. Sadece değil tam olarak. Suppose'un farz etmek, varsaymak anlamı var ama başka. Da hatırlarsanız size farz etmek anlamına gelen birçok kelime var. We are supposed to be at school now. İşte buradaki suppose farz etmek değil, gerekmek, beklenti içerisinde olmak veya birisinden bir şey beklemek. Burada we dediği için veya supposed diyorsa bizden bekleniyor veya bizim şöyle olmamız lazım, ne olmamız lazım? Şimdi okulda olmamız lazım. Okulda olmamız gerekiyor şu anda. Fakat işte biz partideyiz, ne bileyim, zilleri kırdırıyoruz, eğleniyoruz. Evet. Burada işte it is supposed to. It dediğine burada vücudunuz. Şöyle what it is supposed to do. Şurada aynı cümle içerisinde your body'yi söylediği için bir daha onu tekrarlamamak için onun yerine it kullanmış. Şu yapıyı hatırlıyor musunuz? What'la birlikte böyle kullanımını. Çok güzel. Burada şey anlamında, o zaman nasıl verirsiniz bunun anlamını? To do. To do, yapması. Ne, kimin? Yapması gereken şey. Çok güzel. At night, gece, geceleri vücudumuzun vücudumuzun yapması gereken şeyin zıttını, tersini vücudunuza yaptırır. Ne? Hayır, yatakta uygun bir pozisyon veya rahat bir pozisyon arayışı içerisinde dönme, eğilme, bükülme vesaire. Neyi nereye nasıl bağladığımızı gördünüz umarım. Birkaç tane karışık yapı var ama çözeceksiniz yavaş yavaş. Instead of slowing down, your heartbeat races. Instead of, çok güzel, bir şeyin yerine, bir şeye karşılık olarak, yani slowing down, slow, yavaşlamak veya yavaşlatmak eğer isim olursa yavaş. Ama burada slow down. Bu da yavaşlamak demek arkadaşlar. İkisi birlikte. Instead of slowing down, yavaşlamak yerine your heartbeat, çok güzel, heartbeat, kalp atışı. Şuradaki beat birçok anlamı olan bir kelime. Dövmek, yenmek, vurmak vesaire anlamları var. Ritim gibi anlamları var. Heartbeat ise kalp atışı. Kalp atışınız races. Race, normalde race nedir? Race normalde yarış veyahut da ırk. To race olursa, fiil şeklinde olursa yarışmak demek. Kalbin veya kalp atışın yarışması ise aşırı hızlı çarpmak. Öyle basitçe çarpmak da değil. Instead of relaxing, rahatlamak yerine your muscles twitch. Aa, sinir etmeye başladı bu şey. Abi. Twitch. Tikler böyle, kaslar vesaire atar, seyirmek. Gözün seyirmesi, kasın seyirmesi vesaire. Twitch. Evet. Nasıl? Twitch'te mi? O anlamını bilmiyorum ben. Sözlükte varsa bir şey diyemem. Fakat twitch dediğim gibi kasın vesaire tık 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 atmasıdır. You watch the clock and wonder what you are doing wrong. You watch the clock. Saati izlersiniz, seyredersiniz. Bakıp durursunuz, yanlış olmaz burada. Saate bakıp durursunuz. And wonder. Wonder doğru, mükemmel veyahut da harika anlamı var. Ama burada I wonder, you wonder, evet, merak etmek. Bir de I wonder ikisi bir kullandığında acaba demektir. Ama burada you wonder, siz merak edersiniz şunu. What you are doing wrong. Yok, what dediği için bir öncekinin aynısı. Yanlış yaptığınız veya yapıyor olduğunuz şeyi merak edersiniz. Veya illa şey demek zorunda değilsiniz. Neyi yanlış yapıyorsunuz? What ne demek ya? Neyi yanlış yapıyorsunuz? Bunu merak edersiniz. Uyuyamıyorsunuz bir türlü. Yani işte dönüp dolaşıp duruyorsunuz. İşte vücut dinlenmek yerine, yavaşlamak yerine kalp atışlarınız artıyor. Rahatlamak yerine kaslarınız seyiriyor vesaire. Uyuyamıyorsunuz bir türlü ve işte düşünüp duruyorsunuz. Neyi yanlış yapıyorum ve niye uyuyamıyorum?